Ve bugün de Uğur Dündar'a, Edip Kabaş'a ve Telebir'e yapılanları konuşuyoruz. Ve tabii Fox'la Selçuk Tepeli'yi de, meslektaşımızı da unutmuyoruz. Konuğumuz Fikri Sağlar bizimle birlikte. Bugün önemli bir gün dedik. Uğur Mumcu'yu anarken tam Uğur Mumcu cinayetinde iki kişi vardı dediniz. İkinciyi sayarken sözünüzü kesmiştim Fikri Bey, kusura bakmayın. Buyurun lütfen şimdi orayı tamamlayalım. Tabii tamamlayayım. Gerek Güldal Mumcu'nun yazdığı kitapta ve gerekse yapılan araştırmalarda ikinci olayın İsrail Büyükelçisi'nin Uğur Mumcu'yla yediği bir yemekte telaşla Uğur Mumcu'nun döndüğü ve Büyükelçi'nin siz öldürülmekten korkmuyor musunuz sözü. Bildiğiniz gibi Uğur Mumcu'nun en son yazılarından bir tanesi Dipsiz Kuyu'ydu. Orta Doğu'da emperyalist yayılmacılıklar ve oradaki terör örgütleriyle istihbarat örgütlerinin birbirleriyle fink attığı ve türlü oyunlar oynadığını ortaya koyan bir yazıydı ve orayı bir dipsiz kuyu olarak adlandırılmıştı ve hepsinin temel hedefi laikliğin kaldırılması yönündeydi. O nedenle Uğur Mumcu yazılarının büyük bir çoğunluğunda laik demokratik cumhuriyete sahip çıkılması gerektiğinin altını kuvvetle çizerek dile getirmişti. Şimdi o gün yazdıkları 29 yıl sonra ülkemizde yaşanıyor. Türkiye anayasasında laiklik ilkesi var iken laiklik ortadan kalkmış durumda. Biraz evvel söylediğim iki Teoman Kaman ve İsrail Büyükelçisi'nin sözlerinin araştırılması gerekirken bildiğim kadarıyla 629 kişi Uğur Mumcu olayında sorgulandı. Hatta 100'e yakını da işkencede ifade verdiğini daha sonra açıklayarak ben yaptım diye suçu üzerine aldı. Bunlardan bir tanesi Argun Çetin ismindeydi. Bizim Susurlu Komisyonu'na da geldi. İfade vermek istedi. Ve Uğur Mumcu'yu ben öldürdüm dedi. Fakat hal ve hareketlerinden komisyonun Argun Çetin'le ilgili herhangi bir işlem yapamayacağını, bizim konumuza girmediğini, bu nedenle savcılığa bildirilmesi gerektiği doğrultusunda karar almıştı komisyon ve dolayısıyla savcılığa bildirildi. Tutuklandı, hatta yargılandı, biraz da yaptı. Daha sonra da bu güçleri yapmadığı gerekçesiyle bırakıldı. Bunların hepsi üst üste geldiğinde bir şeyin herhalde dikkatimizi çekmesi gerektiğini söylemek isterim. Böylelikle bitireyim. 1988-99 yılları arasında Muammer Aksoy, yani Uğur Mumcu ile başlayan Muammer Aksoy, Çetin Emeş, Turan Dursun, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı öldürülmeleri. Daha sonra da Şubat ayında ben bir ara katıldığımda sevgili Şirin Ocak ayını da çok sıkıntılı günler geçirdiğimi söylüyor. Ben Ocak doğumluyum ama bir türlü ocağı sevemedim bu son olaylardan sonra. Benim ailemde oğlum da dahil olmak üzere hepimiz Ocak doğumluyuz. Ocak ayı doğumluyuz. Ocak ayında mutlu olmamız gerekirken hiçbir zaman mutlu olamadık. Çünkü bu ölümlerin yıl dönümlerine rastladı bazı doğum günleri. O nedenle biraz sıkıntı çekmekteyiz. Onu da söylemek isterim. Bu öldürülenlerin tamamı Türkiye'de laik demokratik cumhuriyetin var olması için mücadele eden aydınlardı. Hepsi siyasal İslamcılara karşı bilimsel araştırmalar yapan, kitaplar yazan, yazılar yazan insanlardı. Ve bunların bir dizi öldürülmüş olmasını parazar, yani diye kabul edemezsiniz. Bu bir sistemin, bir zincirin halkaları ve yapılmak istenen de işte bugün 29 yıl ya da 30 yıl sonra ortaya çıkıyor. Bugün baktığınız zaman Türkiye'de hilafetin tekrar halifeliğin ortaya çıkması, ilan edilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaldırılmış olan halifeliğin aslında meclisin nüktesinde olduğunu, sadece Abdülmecid Efendi'nin üzerinden ünvanın alındığına, oysa meclis çoğunluğu karar verirse halife ilan edilebileceği noktasında AKP'nin çalışmalar yaptığını görüyoruz. Anayasasında laiklik olmuş olmasına rağmen anayasa suçu işleyerek bir dizi işlemler yapılıyor. İşte sağda solda da camilerin imamları hilafetin gelmesini, halifeliğin ilan edilmesini istiyorlar. Bu arada bizleri de, Yılmaz Özdil'i de itham eden Diyanet Başkanlığı imamı, bize büyük türlü hakaretler eden insanın içkili araba kullandığı nedeniyle yakalandığı ve cami imamından atıldığında tırnak içerisinde söylemek isterim. Bir başka garip nokta olduğunu da bilmesi için söylüyorum. Buradan Sedef Kabaş'a gelmek isterim. Fikri Bey, sırayla gidelim. Önce ben bir adım geri çekilip Sezen Aksu meselesini size sormak istiyorum. Neden bunu sormak istiyorum? Barış'ın izniyle ilk soruyu ben sorayım size. Dilini koparırız ibaresi çok şiddetli. Yani gerçekten şiddetli bir tepki. Çok, ben açıkçası bundan çok rahatsız oldum. Sevgili Çakma, Yargıtay'ın bu konuda açıklaması var. Yargıtay dilini koparmanın bir tehdit olduğunu açıkça ifade ediyor ve bunu da yazıyor. Bu bizim yasamızdaki Yargıtay içtihatlarında da var. Dilini koparmak demek birisini tehdit, ağır tehdit etmek demektir. Şimdi dilini kopartmak noktasına geldiğimize göre şunu söylemek isterim. Sayın Erdoğan 20 yıllık siyasi ya da işte başbakan, cumhurbaşkanlığı döneminde ilk defa camiden mesaj veriyor. Caminin içinden mesaj veriyor. Minberden mesaj veriyor. Daha önce cuma namazlarından sonra caminin önünde mesajlar verirdi. Hatırlarsınız. Evet. İlk defa caminin içinden mesaj veriyor ve ilk peygamber olan Adem'den başlıyor. Verdiği yerde kendisinin yaptırdığı Çamlıca'daki büyük cami. Biliyorsunuz her padişah kendi isminin kalıcı hale gelmesi için İstanbul'un çeşitli yerlerine büyük camiler yaptırmıştır. Dolayısıyla oradan mesaj veriyor. Şimdi bunun nedeni nedir araştırmak lazım. Bu mesaj Sezen Aksu'ya değil. Bu mesaj bize, konuşan her insana, size, yazan her insana, düşüncelerini ifade etmeye çalışan herkese verilen bir mesajdır. Bu bir tehdittir. Yargıtay da zaten bunun bir tehdit olduğunu ciddi bir şekilde söylüyor. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde tek kişi, yani Cumhurbaşkanı, müthiş bir koruma zırhı altındadır. Cumhurbaşkanlığına hakaret etme diye bir zırh vardır. Oysa Cumhurbaşkanı bugün partilidir. Yani ucube sistem dememizin altında yatan da budur. Herkes yasalar önünde eşittir. Anayasa bunu yazar. Herkes anayasaya rağmen, yasalar önünde eşit olmasına rağmen birisi daha fazla hak sahibidir. O da mevcut cumhurbaşkanı. Mevcut cumhurbaşkanına bu koruma kalkanının verilmesinin nedeni tarafsız olması içindir. Ama bugün mevcut cumhurbaşkanı sistemin getirdiği ya da rejim değiştiği için tek adam dönemi ya da cumhurbaşkanlığı dünyada görünmeyen bir sistemdir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye adlandırılan sistemde cumhurbaşkanı partilidir. Bir partinin genel başkanıdır. Her hafta partisinin toplantısına katılır. Partisinin vermiş olduğu bütün toplantılarda diğer partilere, siyasi partilere, genel başkanlarına istediklerini söyler, yurttaşlara istediğini söyler, aşağılar, horlar, yani işte havlamaktan tutun da anırmaya varıncaya kadar hakaretler içeren tırnak içerisinde sözler söyler. Fakat siz ona hiçbir şey söyleyemezsiniz, partinin genel başkanı olsanız da. Yargı, yürütme ve yasama tek elde toplandığı için yargı
talimatla karar verir hale gelmiştir. Bunların toplamında söylenen söz hepimize söylenmiş sözdür sevgili Emin Çapa. Yani sadece Sezen Aksu'ya değildir. O söz konuşan, düşünen, düşündüğünü ifade eden, özgürce kendini ifade etmeye çalışan herkese söylenmiş sözdür. Fikri Bey, kısacık bir Barış'ın çok sözünü aldım. Onun için kısacık bir yanıt vermenizi rica edebilir miyim? Çok uzun zamandır siyaset yapıyorsunuz. Çok uzun zamandır. Siyasetçilerle, iktidarlarla sanatçılar arasında gerilimler olur. Zaman zaman da olmuştur. Ama bir sanatçıya, bir siyasetçinin, bir devlet adamının, ki devlet adamı siyasetçi eş anlamlı değil, her siyasetçi devlet adamı olamaz, o çok ayrı bir şeydir, ama dilini koparız gibi bir ibare, bu sertlikte bir ibare kullandığını hiç gördünüz mü? Hiç tanık oldunuz mu? Sevgili Çapa, ben 39 yıldır siyasetin içerisindeyim. 39 yıldır. Ve bu 39 yılın içerisinde de 5 yıllık da bakanlık yaptım. Partinin değişik kademelerinde üst düzey yöneticilik yaptım. Genel sekreterlikten genel başkan yardımcılığı varıncaya kadar. Bu süreç içerisinde ben bu dilin, bu üslubu kullanıldığını hiç görmedim. Aksine başka şeyi gördüm. Süleyman Demirel, Özal zamanında karikatürler vardı. Hatta hatırlarsınız Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarının Erdal İnönü'ye Hint horozu derlerdi. Böyle horoz şeklinde karikatürleri vardı. İnanır mısınız? Özal Cumhurbaşkanı olduktan sonra kendisiyle ilgili bir karikatürünü büyütüp Cumhurbaşkanlığı köşkünde özel odasına asmıştı. Yani hepimizin, benim de odamda vardır benimle ilgili çizilmiş karikatürler. Siyasetçiler sanatçılarla birlikte olmak isterler. Atatürk'ün söylediği bir söz var. Her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız der. Cumhuriyetin temelinin kültür olduğunu, sanata, sanatçının da avantgard olarak ülkeyi daha ileriye götürebilecek bir güç olduğunu her zaman ifade etmiştir. O nedenle siyasetçiler sanatçılarla iyi geçinmek, sanatçıları sözlerine itibar etmek, onlardan çekinerek ama bir taraftan da saygıyla ne dediklerini dinlemek zorundadır ve bunu yaparlar. İlk defa ben şimdi görüyorum böyle. Hatırlayın, bir kedi karikatürü çizdi diye bir karikatürümüz içeride yattı. Yıllarca. Evet. Yani bu özgüvensizliği getiriyor. Özgüveniniz olmazsa, eğer ciddi bir şekilde birikimli değilseniz, diplomanız varsa, yüksekokul okumuşsanız, birikimliyseniz, dünyayı gören bir vizyona sahipseniz zaten bunları yapmazsınız, hazmedersiniz. Zaten bütün yasalarda siyasetçilerin daha hazımlı olması gerektiğini, yapılan eleştirilere daha hoşgörüyle bakması gerektiğini yasalar söylüyor, içtihatlar söylüyor. Ama ben bir sanatçının yazdığı 5 yıl önce hem üstelik de söylediği bir şarkıdan dolayı dilinin kesileceğini söylemeyi duymamıştım. O zaman Ajda Pekkan da çok tehlikede, 49 yıl önce aşk yalan, Adem'le Havva'dan kalan diye bir şarkısı vardı bildiğim kadarıyla. Yani bu zamanda Hazreti Adem'i yalancılıkla suçlayan bir şarkıydı. Oraya kadar da götürebilirsiniz bunu. Oysa sanat yaşamın gerçeğini size anlatan bir güçtür. Ben onun için tiyatro oynuyorlar lafını siyasetçilerin söylediğinde hep karşı çıkarım. Çünkü ben önce tiyatronun çok değerli bir sanat dalı olduğunu bilirim. Eşim tiyatrocu olduğu için daha da dikkatli davranılmasını isterim. Siyasetçilerin dili çok ciddi bir şekilde bu noktaya gelmişse, bunun sebebi Türkiye'yi sindirmek, korkutmak ve Türkiye'de artık bir siyasi partinin, iktidar olan bir siyasi partinin çöktüğünün dışa vurumu olarak değerlendirmek gerekir. Barış. Ya birincisi, şimdi ben bu meseleyi Sedef Kabaş meselesiyle yan yana koyacağım. Şimdi Sedef Kabaş bir televizyon programında doğru veya yanlış bir teşbih yapıyor ve o teşbih